Birçok sanatçıyı barındırdığı için Paris'te Yeni Atina denilen bir bölge vardı. Sanatçılarının yanı sıra işlerini Notre Dame de l'Ore kilisesinin gölgesinde bağlayan fahişeleriyle de ünlüydü burası. Burayı önemli kılan bir diğer unsur ise Auguste Degas gibi bankerlerdi. 19 Temmuz 1834 tarihinde Auguste Degas'ın oğlu Hilary Sherman Edgar dünyaya geldi. Daha küçük bir çocukken Edgar ailesiyle birlikte Paris'in Saint-Georges bölgesinden Lüksemburg bahçeleri denilen bölgede, o zamanlar Rue de la Veste diye bilinen Rue de Chaix'e taşınmıştır. Annesi 1847 senesinde ölmüştür. Bu üzücü hadisenin Degas üzerindeki tesirlerini bilemiyoruz. Hayatının sonraki süreçlerinde annesinden çok az söz ederken babası hakkında daha çok konuşmayı tercih etmiştir. Okulda sıradan bir öğrenci olan Degas, içine kapanık ve bulutlarda gezen birisi olarak tanınmıştır. Resim derslerinde iyi not alıyordu. Ama diğer öğrenciler de daha iyi olmasalar da onun kadar iyi notlar alıyorlardı. Kısacası kimse de karşımızda dahi bir ressam duruyor izlenimini bırakmamıştır. Okulunu bitirdikten sonra Degas, resim dalında kariyer yapmaya karar vererek okuldan ayrılmasından birkaç gün sonra 7 Nisan 1853 tarihinde Louvre'da reprodüksiyon yapma izni almıştır. Tercihini resimden yana kullanmasının sebebi hala pek anlaşılamamıştır ama bu sanat tarihini derinden etkileyecek bir tercih olmuştur. Kısa bir süre sonra ressam Louis Lemo'dan resim dersleri almaya başlamıştır. 1855 senesinde ise giriş sınavında 33. olarak ünlü Güzel Sanatlar Yüksekokulu'na kabul edilmiştir. Bu sıralarda Ingres ile tanışan Degas, birkaç çalışmasına göz attıktan sonra ustanın "Doğayı değil genç adam, her zaman ustaların mirasını ve eserlerini takip et" tavsiyesine uymuştur. Bu ve benzeri öneriler üzerine Degas, kendi resimlerine öncüllerinin dışa vurumdaki kesinliğini, doğru formüllerini ve teknik sırlarını katma gayretini göstermeye başlamıştır. Degas, bu ustalardan edindiği esinlemelerin de yardımıyla kendine has üslubun temellerini atmıştır. 1850 sonlarında kurşun kalem kullanarak Leonardo da Vinci'ye ait bir genç kadın portresini kopyalamış, bu tekniği devam ettirerek sıradan reprodüksiyonlardan ziyade eski bir tema üzerine yeni varyasyonlar denemiştir. ...1856 senesinde bir süreliğine İtalya'ya gitmeye karar veren Degas, Roma'da portre resmini bir kenara koyarak daha geleneksel çalışmalara yönelmiştir. Bu çalışmalar arasında hiçbir seferinde tam olarak bitirmemiş olduğu tarihi resimler, yerel tasvirler ve eski ustalara ait reprodüksiyonlar sayılabilir. Burada tanışmış olduğu bir ressam Gustave Moreau vasıtasıyla Delacroix'un eserleriyle tanışmıştır. Bu eserler Ingres'in stilinden edinmiş olduğu renk ve hareket kullanımına sadakatini arttırmıştır. Diğer ressamlardaki bitmek tükenmek bilmeyen çalışma açlığı Degas'ın özelliklerinden değildi. O oldukça maymun iştahlı ve kendisi de dahil olmak üzere neredeyse her şeyden şüphe duyan bir karaktere sahipti. Fakat tam da sıkıcı bulduğu için portre resminden yakındığı sıralarda en önemli yağlı boya tablolarından birini çizmiştir. Sonraları Bellini ailesi adını verdiği aile portresiydi bu.
Belli ailesi 19. yüzyıl ressamları bağlamında ilgi çekici bir tablodur. Bu eser bir aile gibi son derece muhafazakar ve özel bir temaya sahiptir. Portrenin Degas'ın ailesi olduğu gerçeği ilginç bir durumdur. Çünkü Degas bir İtalyan ailesi üzerinden kendi ailesinin ataerkil yanını resmetmiştir. Ve şu da kesindir ki Degas'ın bu titiz kompozisyonu incelendiğinde gerçekte o aile içindeki ilişkilerin tasvir edilmiş olduğu anlaşılacaktır. Bu yapıtında Degas, yazar Paul Jamon'un da tespit ettiği gibi bir aile içi dramını resmetmiştir. Portredeki kişiler aslında modellerdir ama ifadelerindeki burukluk onların iç alemini yansıtmaktadır. Bu tabloda mutlu, gülen yüzler görmek umulsa da gördüğümüz arkası dönük baron ve odanın ortasında ayakta duran baronestir. Barones biraz kayıtsız, biraz gururlu bir edayla dimdik durmaktadır. Kızları da onunla birliktedirler. Onlara olan yakınlığı babaya açılmış bir cephe gibidir. Kadının görünümü kayıtsız ve oldukça soğuktur. Kızların ifadelerinde bir rahatsızlık sezinlense de anne ile babanın arasında pek hoş olmayan, tatsız bir olayın cereyan etmiş olduğu resimden dışarıya yayılıyor. Bu tabloda resmedilen aile mutlu, sevecen bir görüntü çizme ihtiyacı duymamakla birlikte hiç olmazsa saygıdeğer ve dışarıdan bakıldığında dürüst ve onurlu bir aile izlenimini verir. 1859 sonbaharında Degas Paris'e dönmüş ve geniş bir stüdyoya geçmiştir. Paris'e dönüşüyle birlikte Degas yeniden tarihi resimler çizmeye başlamış. Delacroix'dan esinlenip onun üslubunun ana hatlarına sadık kalarak yaptığı en büyük ebattaki tablosu Ciptah'ın kızında renklerin sihrine kendini kaptırmıştır. Ciptah da geleneksel tarzın dışında renk tonlamalarından faydalanırken fırçasından tablonun geneline dağılan bir canlılık patlaması göze çarpar. Bir diğer tarihi tablosu olan Semiramis Babil'i kuruyor da Degas kendine özgü geleneksel tarzın dışında bir teknikle terebentinle yumuşatmış olduğu yağlı boyayı üzerine dokuma kağıdı gerili tuval üzerinde tatbik etmiştir. Degas, boyama esası sözünü sıkça kullanmıştır. Aslen bu metoda göre Degas, yağlı boyaya sıvılığını veren fazla yağını çıkartmak suretiyle geriye, kullanıma hazır, yapışkan, sert bir boya bırakmaktaydı. Öyle ki pastel boya ile bu kuru ve yağsız boyayı ayırt etmek imkansızdır. Akademik doğrultudaki Semiramis Babil'i kuruyor adlı yapıtından sonra tarihsel konulardan uzaklaşarak Paris'in kent yaşamını çalışmaya başlamıştır. Degas'ın renk kullanımı diğer empresyonistlere nazaran farklıdır. Renk kullanımındaki tercihi 1870'lerdeki balerinler resimlerinde belirginleşir. Bazen beyaz, bazen pembe, bazen de biraz pembe, biraz kırmızı karışık renkler kullanmıştır. Ve bunlar resmin genelinde kullanmış olduğu yegane parlak renklerdir. Yarış atları gibi açık hava resimlerindeki renkleri her ne kadar çok güçlü ise de renk çeşitliliği yine de fazla değildir. Çok çeşitli malzemelerle çalışmış ama en çok pasteli tercih etmiştir. Pastel resim çizmeye 1880-1890 civarında başlamış ve Degas bundan sonra renk aleminin zenginliklerinden yararlanmıştır. Degas her ne kadar 1859-1895 tarihleri arasında birçok eser vermişse de kendinde bir ilerleme göremediği hissine kapılmıştır. Sanatı Degas'ın tek dostu haline almış, soğuk, aksi bir izlenim vermeye başlamış ve insanlarla geçimsizliği daha o günlerde ün salmıştı. 1865 senesinde işler değişmeye başladı. Ortaçağ Savaş Sahnesi adlı tablosuyla 1870'e dek çalışacak olduğu prestij sahibi Paris sergi salonunda eserlerini sergileyebilme hakkını kazanmıştır.
Bu tabloları saymazsak Degas tarihi resim yapmaktan vazgeçmiş gibidir ve 1870'lerin başlarına dek sadece portre çizimine yoğunlaşmıştır. Resminin yanı sıra dostluk kavramına yaklaşımı da bir geçiş dönemine girmişti. O ana dek en yakın arkadaşı olan Gustav Moreau ile arası soğuklaşmış, 1863 senesinden itibaren de sadece bir diğer yakın arkadaşı Bonar ile görüşür olmuştur. Bu arada da aynı üslubu ve kültürel altyapıyı paylaştığını düşündüğü ressam James Tissot ile yakın ilişki kurmuştur. Ama hepsinden önemlisi, geleceğinde en önemli yeri tutacak olan Edvard Manet ile olan dostluğudur. Bilindiği kadarıyla bu ikili ilk kez Louvre'da Degas Velázquez'in resmi üzerinde çalışırken tanışmışlardır. Kendisinden genç olan ressamdaki bu yetenek Manet'i hayran bırakmış. Ancak bu çalışmanın istediği gibi olamayacağı endişesiyle Degas'a birkaç tavsiyede bulunmuştur. Bu sayede önemli ve uzun ömürlü bir dostluğun temeli atılmıştır. Manet ve Degas aynı toplumsal tabakadan gelen ressamlardı. Her ikisi de orta sınıfın az üstü sayılan burjuva sınıfına mensuptu. Ne var ki Degas Manet'den farklı olarak kariyerinin ilk dönemleri boyunca salonun hava ve beğenisine uygun olan eserler vermiştir. O sıralarda tarihi resimler de onun tercihi. Manet ile Louvre'da tanışmasının ardından Manet, Degas'ı çağdaş resimle, çağdaş tema ve anlayışla tanıştırmıştır. Bu sayede Degas, Manet'den daha sonra çağdaş temaları resimlerinde işlemeye başlamış ama buna karşın çağdaş üslubun kendisini sonunda nereye taşıyabileceğini hissetmesi, Degas'ı Manet'in kendi başına gidebileceği noktanın ötesine götürmüştür. Bu iki dev sanatçının eserlerinde gerçek ile kurgunun farkına varabilmek güçtür. Fakat aralarındaki bağ 1870'lerde en güçlü noktasındaydı. Bu karşılıklı takdir duygusunun oluşmasından önce her iki ressam da saplantılarını birbirlerine karşı kullanmışlardır. Manet, Degas'ın karşı cinse olan ilgisizliğini acımasızca eleştirirken, Degas da Manet'in burjuva eğilimlerine, hırsına ve Paris sergi salonunca reddedilmiş resimleri sergileyen Salon de Refusé'de edindiği şöhrete eleştiri getirmiştir. Empresyonistler arasında ilişkinin çok uyumlu olması şart değildi. Degas ile Manet arasındaki ilişki bunun en tipik örneklerinden biridir. Birbirlerini tahrik ettikçe yine birbirlerine katkıda bulunmuşlar. Ama aynı zamanda birbirleriyle kıyasıya münakaşa ettikleri zamanlarda olmuştur. Degas'ın resimlerinde kendini sıklıkla tekrar eden tema, dostları Valpincon'larla pek çok kereler Normandiya'da geçirmiş oldukları tatillerin ardından baş gösteren koşu meydanlarına duyduğu meraktır. Argenten parkurunun yakınında sahip olduğu Manny Aber Malikanesi'ndeki kır havası Degas'a o çok sevdiği İngiliz baskı resimleri anımsatmıştır. Keskin zekası ve ödün vermediği sanatsal fikirlerinin yanı sıra engin bilgi birikimiyle de Renoir, Sisley, Monet, Cézanne ve Pissarro gibi zamanın ressamlarının takdirini kazanmış olmasına rağmen dostları Tissot ve Moreau ile kıyaslandığında Degas daha gizemli bir ressamdır. 1865-1870 seneleri arasında Paris sergi salonu Degas'a eserlerinin halkla buluşma fırsatını sağlamıştır. Fakat sergilemiş olduğu resimler farklı eleştiriler almıştır. Ancak bundan da önemlisi Degas'ın resimlerinin alıcısı yoktur. Paris sergi salonu eserleri için doğru mekan değildi. 1870 ve 80'lerdeki empresyonistler sergilerinde sağladığı patlama Degas'a daha büyük bir başarı sağlamıştır.
Bundan önce ise 1860'lar Degas için genel olarak sakin geçmiştir. Kendini tamamıyla stiline geliştirmeye vermiş olan Degas, kariyerinin ileriki safhalarını olumsuz etkileyecek olan mutsuzluk ve problemlerle karşılaşmamıştır. İki kız kardeşi evlenmiş, erkek kardeşi de New Orleans'a giderken Degas'ın da ısrarıyla ilk kuzenini gelin götürmüştür. Degas'ın mali durumu hala iyiydi. Babasının serveti sayesinde resimlerinin illa da satılması gibi bir baskı altında değildi. 1860'ların sonlarına doğru resimleri şöhretini kendi dar çevresinin dışına taşırmış ve onu gitgide daha çok ressam kimliğiyle öne çıkarmıştır. Kardeşi Ackley, Degas'ın eserlerini Brüksel'de Avrupa'nın en tanınmış galerilerinden birine sergileme şansını bulmuştur. Bu arada İngiliz resim tüccarlarından Arthur Stevens ile senesi 12 bin franktan kontrat imzalamıştır. Degas da Manet gibi İngiliz pazarını eserleri için bir çıkış noktası olarak görmüştür. Londra'nın farklı bir yaklaşımı olmuştur. Kraliyet Akademisi resmi iyi ya da kötü olarak değerlendirmede Paris sergi salonu kadar yetkin sayılmamaktaydı. Bu arada akademi bir dizi bağımsız serginin yanı sıra bir o kadar da bağımsız simsarlıkla temas halindeydi. Simsarlıklar sadece Londra'da değil, aynı zamanda Manchester, Bristol, Norwich, Sheffield ve Newcastle'da faaliyetler. Ve bunlar Manchester ve Leeds yakınlarındaki pamuk tekstili işletmecilerinin ticaret erbabı ve Birmingham yakasındaki seri tekstil patronlarıyla demir-çelik sanayicileriyle çalışıyorlardı. Dolayısıyla Londra sadece sergileriyle değil, aynı zamanda simsar ağı vasıtasıyla da tüm sanayici ve tüccar sınıfıyla bağlantı halindeydi. İngiltere, empresyonistler için bir tür piyasa işlevi görmüştür. Daha ilgi çekici olan, bu akımın İngiltere piyasasının büyük bölümünün İngiltere'de bir galeri sahibi olan Fransız simsar Paul Durand Ruel'in elinde olmasıdır. Fakat empresyonist resimler o zamanlar İngilizlerin esas istediği türde resimler değildi. Esas talep gören resimler Rafael öncesi türde resimlerdi. Amerika, empresyonistlerin resimleri için Fransa dışındaki en ciddi piyasalardan biri olarak sayılıyordu. Degas'dan etkilenmiş kişilerden pek azı ressamın özel yaşamında bir yer sahibi olabilmişlerdir. Degas'ın özel hayatındaki kapalı tutum bizim bilgilerimizi de kısıtlıyor. Bilgilerimiz genç bir bayan tarafından reddedilmiş oluşuna ait notlarına ve halasına yazmış olduğu bir mektuptaki evlilik planlarına dair değinmeleriyle sınırlıdır. Bunlar da sorulara cevap olmaktan ziyade yeni soru işaretleri yaratmıştır. Degas özel hayatını son derece gizli tutmuştur. Hiç evlenmediğini biliyoruz. Genel görünüm ve tutumuyla bir nevi kadın düşmanı profili çizmiştir. Çizimlerini yapmış olduğu küçük kızları, balerinleri sevmiş ama her zaman için insanlara yönelik şüpheci düşüncelere sahip olmuştur. Bunun yanında zeki ve esprili bir kişiliğe sahip olduğu bilinir. Bir diğer adı tecavüz olan İçerisi ismindeki bu resim, ressamın gözlerden uzak duygusal ve cinsel yaşantısına yönelik yorumlardan daha anlamlıdır. Genç bir bayanın odasında oraya ait olmayan bir adam durmaktadır. Bulunduğu mekanı gizlice gözetlemektedir. Şapkası ve paltosu gelişi güzel atılmıştır. Genç bayan geceliği bir omzundan sıyrılmış halde yere yığılmıştır. Odanın ortasında masa lambasının ışığında bir makas ve bir kutudan sarkan koyu pembe çizgili beyaz kumaş gözükmektedir. Bakireliğin yitiminin böylesi canlı bir tasvirine sanat tarihinde zor rastlanır. Bu tabloda Benelli ailesindeki gibi bir kadınla bir erkek arasındaki ilişkiyi resmetmiştir. Resimdeki türden bir kadının içinde bulunduğu koşullarla benzerlik bulabileceği bir durumu yansıtmış olabilir. Degas, resimlerde fahişelere ve alt sınıftan kadınlara da yer vermiştir. Bunu Degas'ın özel yaşantısıyla bağdaştırmakta tereddüt duyuyorum. Tabloda gerçek bir hikayeden esinlenilmiştir. Hikaye esasen Kerry Rackham'ın pek duyulmamış bir kitabı olan Mükemmel Satış adlı romanında geçmektedir.
Kerry Reckon'ın bu hikayesi şimdiye dek yazılmış en ürpertici, zalim ve acımasız hikayelerden biridir. Dolayısıyla kanaatime göre bu tablo, Degas'ın kendi yaklaşım duygularından veya kendi özel yaşamından kaynaklanmış olmayıp, bir başka kişinin hikayesinin, bir sahnesinin resmedilmiş halidir. Degas'ın insanlara yaklaşımının soğuk ve mesafeli olduğundan şüphe yoktur. Ama muhtemelen bu tarzda resmedebileceği kadar saldırgan bir mizaca da sahip değildi. Eylül 1870 tarihinde Fransa-Prusya Savaşı ve meşhur Paris Komünü esnasında Degas ve Manet askere alınmışlardır. Savaş beraberinde birçok trajedi getirmiştir. 29 yaşındaki genç ressam Frederick Bazille ve Degas'ın dostlarından heykeltıraş Joseph Cavelier ölmüşlerdi. Tissot'un Cavelier ölürken genç heykeltıraşın resmini çizmiş olduğunu öğrenmesi Degas'ı Tissot'dan soğutmuştur. Degas'ın savaş sırasında çizmiş olduğu resimler verimli olmuştur. 1870 yılında Degas, Paris Operası'ndan bir müzisyen arkadaşının diğer müzisyenlerle birlikteki portresini çizmiştir. Bir tablo olarak yeterince başarılı olan eserin esas önemli yanı, Degas'ın gelecekteki tablolarına hakim olacak olan üst köşede göze çarpan süjeler, balerinlerdir. Degas'ın zamanının büyük bölümünü tiyatroların sahne arkalarında harcamaya ne zaman başladığını kestirebilmek güçtür. 1855-1892 seneleri arasında hangi temsillere katılmış olduğunu bilmemize rağmen daha önceki senelere ilişkin bilgilerimiz noksandır. Tiyatrodan bu kadar etkilenmiş olması, tahminimce Degas'ın gerçeklik ve muhayyele ile ilişkisini bir biçimde açıklamaktadır. Bu arada sahne arkasına geçip balerinler tablolarını çizebilmesi için kendisine müsaade edilmiştir. 1870'lerin başlarından itibaren Degas, bazısı sahnede, çoğu da ders esnasında olmak üzere gitgide daha çok baler resmi çizmeye başlamıştır. Bu tabloların kısa sürede başarıya ulaşmış olması, onu benzer temada çok sayıda resim çizmeye teşvik etmiştir. Degas, balerinleri sıradan bir izleyicinin bulunduğu konumdan değil de daha kişisel bir noktadan hem kendisi hem de onlar için yakalamayı istemiştir. Tipik bir empresyonistin isteyebileceği gibi, bu an balerinin farkında olmadığı bir geçiş anı olmalıydı. Yaptığı tam da buydu. Bu isteğini gerçekleştirebilmek için Degas, sıklıkla kendisi ve izleyicilerle balerinler arasına mesafe koymuştur. Öyle ki, izleyiciyle balerinler arasındaki mesafe, insanda zaman zaman olayın yakınında değilmiş de, uzakta kanatlar üzerinde uçuyormuş hissi uyandırmaktadır. Monet, Renoir ya da Tissot'dan farklı olarak Degas'ın eserleri belirli aralıklarla satılmıştır. Fakat Degas'ın eserlerinin piyasaya girişi ve katılmış olduğu sergiler, sanatçının tarzında belirgin bir değişime yol açmıştır. Degas hayranı olan bir çevre gelişirken, Degas'ın eserlerine meraklı koleksiyoncular da belirmiştir. Dolayısıyla Degas sanatsal tercihlerine özen göstermeye başlamıştır. Yaşantısı son derece bilindikti. Sabah ve öğleden sonra resme ayrılmakta, akşam Şanzelize'ye, oradan da müzik dinlemek için bir kafeye giderdi. Bu döngü, erkek kardeşi René'nin Degas'ı en sonunda New Orleans'a gelmeye ikna etmesiyle kırılmıştır. Degas, New Orleans ziyareti esnasında gördüklerinden hayrete düşmüştür. Her şeyi dikkatle incelemiştir.
çocuklarına bakan zenci annelerdeki farklı gölgeleri, evlerin heybetli kolonlarını ve Mississippi'nin çift bacalı buharlı gemilerini. Buna rağmen Degas bunları çarpıcı ve eşsiz sayılabilecek tablolar serisine dönüştürmek yerine kendini ortamdan çekip Paris'teki rahat dünyasını özlemeye başlamıştır. Şu anda tek istediğim, küçük de olsa dünyada bana ait olan tek yeri görüp oraya sığınmak. Amerikan olan her şeyden sakınma hissinin tek istisnası, ünlü tablosu iş başındaki portreler. Daha bilindik ismiyle New Orleans'da pamuk pazarıdır. Tabloda Degas'ın amcası Michael Mason'un ofisinde pamuk ticareti işiyle meşgul kişiler ve etrafta dolanıyor görüntüsündeki Degas'ın iki erkek kardeşi yer almaktadır. Kalabalık ama son derece tertipli olan iş yerinin resmi, Degas'ın Amerika'ya dair sakin bir şekilde kalkınan uzaklarda bir diyar görüşünü mükemmelce yansıtmaktadır. Degas buradaki hayattan bıkmış gibidir. Çünkü her şeyin pamuk üzerine kurulu olduğunu düşünmekteydi. Pamuğu düşünüyor, pamuktan konuşuyor, pamukla uyuyorlardı. Fakat Degas'ın üzerinde kafa yormuş olduğu konu, ileride sıklıkla kullanacağı dik olmayan bir açı kullanabilmekti. Bilindik türden geleneksel perspektif birleşme noktası, üst birleşme noktası gibi şeylerden ziyade, dik olmayan bir açıdan bakarak, bu tabloda da olduğu gibi, görüntüyü tepeden ve bir silsile içinde verebilmiştir. Renk kullanımı yine eskisi gibidir. İnsanlar için siyah, zeminde ise krem rengi kullanılmıştır. Portreleri orada tanışmış olduğu insanlardan oluşmaktadır. Onlarla olduğu sırada bu kişilerin eskizlerini çizmiş, ardından da stüdyosunda bu eskizleri tablo haline getirmiştir. Tablo neredeyse gazete baskısı fotoğraflara benzemektedir. Görece yüksekten bir görüş açısıyla siyah formlara karşı gazete, kitap ve kumaşları beyaz dikdörtgenler şeklinde vererek fotoğraf baskısı tarzında yaşamdan bir enstantane yakalamıştır. Degas perspektifi adeta bir kameraman gibi kullanıyordu. Onun bakışıyla bir fotoğraf makinesinin yakaladığı görüntü arasında oldukça yakınlık vardır. Fotoğrafa duyduğu ilgi bunun açıklaması olabilir. Aynı tema üzerinde farklı bir varyasyon olan bu eser, Degas'ın Amerika'da kaldığı sürede bitirdiği tek tablodur. Diğerlerini Amerika'da başlayıp Paris'te bitirmiştir. Artık yurt dışına uzun yolculuk faslı sona ermiştir. Ölümüne dek Degas sadece Normandiya'ya ya da Güneybatı Fransa'daki Spas'a tatil için, bir de mali işleri için Napoli'ye gitmenin dışında Paris'ten çıkmamıştır. Degas'ın babası 23 Şubat 1874 tarihinde ölmüştür. Bu olay ressamı derinden etkilemiştir. Degas odasındaki yatağın üzerinde 2 ya da 3 sene öncesinde babasını Lorenzo Pagans'dan İspanyolca bir şarkı dinlerken çizmiş olduğu küçük tabloyu asılı tutmuştur. Dokunaklı bir tablodur bu. Babası yaşlılıktan 2 büklüm olmasına rağmen hala pür dikkat arka planda oturmaktadır. Baba Degas'ın ölümü aileyi kedere boğmuştur. Napoli'deki mülkü paylaşmanın olanaksızlığı ve kardeşi Rene'nin borçları Degas'ı ilk kez mali zorluğa sokarak ressamı tablolarını satmaya zorlamıştır. Sanatı artık Degas'ın mesleği haline gelmiştir. Yola ilk çıktığında Degas'a hakim olan görüş mali açıdan bağımsız olduğuydu. Ailesi olsun, babası olsun, ne kadar sıkıntıya girmiş olsalar da Degas'ın ihtiyaçlarını karşılayabilmişlerdir. Ama Degas artık sanatını bir geçim kaynağı olarak görmek durumundaydı. Degas 1870'lerdeki empresyonist sergilerinin düzenlenmesinde başarılı bir rol oynamıştır. Monet, Pissarro, Sisley, Morisot, Cézanne ve diğer pek çok ressamı Sosyete Anonime katmıştır. Hedefleri arasında
seçici komiteler olmaksızın sergilenen eserlerin satılabilmesini ve sergiye dair bir sanat bülteni yayınlamak yer alıyordu ki hiç yayınlanmamıştır. ...1874 ilkbaharındaki ilk sergide Degas 10 eserini sergilemiş ve genel olarak olumlu eleştiriler almıştır. Oysa sergi bütünüyle bakıldığında bir fiyaskodur. Basının vermiş olduğu bir dizi saldırgan tepki, düşük katılım ve sınırlı sayıda satış Sosyete Anonim'in dağılmasına yol açmıştır. Bu kuruluş bundan iki sene sonra bu sefer Durand-Ruel'in galerisinde bir araya gelmiştir. Degas bu kez 22 eserini sergiye katmıştır. Basın tekrar ikiye bölünmüş ise de Degas karşıtları bile onu bu hareketin önderi olarak görmüşlerdir. Bu sergiyi takip eden 1877, 79 ve 80 senesindeki sergilerin görmüş olduğu gitgide artan olumlu eleştiriler Degas'ın sanatını ve grup içindeki konumunu güçlendirmiştir. Degas tablolarında birbirinden farklı malzemelerden faydalanmıştır. Yağlı boya gibi bilindik olanların yanı sıra pastel de bu malzemelerin arasında yer alır. Pastel kuru ve donuk olduğu için Degas'ın istediği anda resim yapabilmesine olanak vermiş, düzeltmelere gidebilmesini de kolaylaştırmıştır. Hızlı çalışmanın yanı sıra aynı resim üzerinde defalarca rötuş yapmasını da seven bir ressam için ideal şartlardı bunlar. Degas'ın pastel boyaları abartılı kullandığını biliyoruz. Sahne arkasından balerinlerle ilgili tablolarını tekrardan çizmeye başladığında kullandığı renkler de bir o kadar çarpıcıydı. Bunun nedenlerinden biri gözlerindeki bozukluk nedeniyle böylesi parlak renkleri kullanıyor olduğunun farkında olmayışıdır. Degas'ın yaptığı pastel boyaları alıp bunları uzunca bir süre kaynatıp eritmek, ardından da lapa haline getirip resimlerinde kullanmaktı. Bu işlem kuruduğunda yağlı boya pastel haline geliyordu. Ancak elde etmiş olduğu alt boyama, Degas'ın birden çok boyayı üst üste kullanabilmesine, bu sayede de hali hazırdaki pastel kullanım tekniklerinden daha deneysel bir tekniğe ulaşabilmesine olanak vermiştir. İlk yıllardaki tarihsel konular merakından zamanla sıyrılan Degas, Paris'in canlı yaşamını resmetmeye başladı. Yaptıkları hareketlere kendilerini kaptıran balerinler, Degas'ın bütün yaşamı boyunca ilgisini çekmiştir. Birbirlerinden farklı tekniklere başvurarak pek çok dans sahnesi tablosuna imza atmıştır. Degas, dansçıları sahne arkasında ve çalışma odalarında sahne ışıklarının gerisinden takip etmiştir. Dansçıları ısınırlarken, kaslarını açarlarken ve sohbet ederlerken resmetmiştir. Bunlar öyle muhteşem güzellikler de değildir. Göze çarpanlar, dansçıların refakatçileri, koyu renk giysili biletçiler, balerinlerin kabarık etekliklerinin hareketi ve bellerindeki fiyonkların rengidir. Kanımca Degas, kızlarda kendi çalışma tarzına benzeyen bir ruh hissetmiş olmalıdır. Bu sebepledir ki, aynı dansçılarda olduğu gibi ciddi bir yetkinliğe erişene dek yıllarını bu temada resimlerin pratiğine adamıştır. Dansçıların pek çoğuyla yakın dostluklar kurmuş, dansçılar da ona tatlı, biraz da egzantrik bir yaşlı beyefendi gözüyle bakmışlardır. Perhaps slightly eccentric old gentleman.
1880'li yıllarda Degas'ın hayatında pek çok değişim yaşanmıştır. Başlarda ailenin borçlarıyla boğuşmaktayken 1890'lara girildiğinde gitgide büyüyen eski ustaların tablolarından oluşan koleksiyonuyla 3 katlı geniş bir apartmana taşınmıştır. Fakat 1880'ler Degas'a arka arkaya bir dizi acı kaybı da yaşatmıştır. 1883'te Mani, ertesi senede dostu Giuseppe Dinitis ve okul arkadaşı Alfred Nouvel'de ölmüştür. 1880'ler boyunca empresyonistlerin sergileri tertiplenmeye devam etmiş ve sanat yaşamındaki önemini korumuştur. Bu arada Degas'ın organizasyondaki rolü giderek eleştirilmiştir. Paul Gauguin, Pissarro gibi bazı sanatçılar onun sergileri sabote edeceğinden kuşkulanıyorlardı. Gauguin'in esas eleştirisi ise Degas'ın sergilerde bazı dostlarını kayırmaktaki ısrarcı tutumuydu. Sonuçta 1882 senesinde Degas ücretini ödemesine rağmen sergiye hiçbir eserini koymamıştır. 1886 senesindeki son empresyonistler sergisinde ise katalogdaki 15 eserinden sadece 10'unu sergilemiştir. Yine de bu 10 eser son derece olumlu eleştiriler almıştır. Banyo yaparken, kurulanırken ve saçlarını tararken resmedilmiş kadınların nü tablolarından oluşan seri, Seurat'ın meşhur Grand Jatte adasındaki bir pazar öğleden sonrası tablosundan daha fazla beğeni toplamıştır. Degas ile ortak sergi düzenlemiş olan ressam dostları arasındaki ilişkiler giderek gerginleşmiştir. Pek çok terslemeye, Degas'ın güç anlaşılır mizacına rağmen Pissarro, Degas'a yönelik takdirini saklı tutmuştur. Kendisini gitgide bir ressamdan ziyade bir iş adamı görüntüsüne sokması nedeniyle ve akıllarda sadece güzel süslemeleriyle yer edeceğine inandığı Monet'e karşı yakınlığı da giderek azalmıştır. Degas, resminde kadın temasına gitgide daha fazla yoğunlaşmıştır. Kadınları milliner's mağazalarında şapka denerken, ütü yaparken, sahnede kabarık balerin eteklikleriyle reverans ya da sahne arkasında egzersiz yaparken resmetmiştir. Yıkanırken, kurulanırken ya da saçlarını yaparken de resmetmiştir kadınları. Sıklıkla bu kadınların yüzleri gözükmez. Çıplaklıklarının resmedildiğinin farkında bile değillerdir. Kadınlar resmedilirken ressam onları gizlice gözetlemektedir. Degas'ın kullanmış olduğu bu yöntem acımasız bulunmuştur. Çünkü görüntüler son derece özeldir. Bu tarzı ile Degas, kadınları birer hayvan gibi gören bir röntgenci olarak eleştirilmiştir. Degas'ın kadınlara yaklaşımı, onları cinsel bir obje olarak görmekten uzaktır. Degas'a göre kadınlar, belirli bir mekanda hareket eden objelerdir ve koreografik olmaktan uzak bu resimler, fotoğrafçılık terimleri bağlamında sahnenin arkasından ressamı etkileyen enstantane görüntüdür. Banyo yapan ya da kurulanan kadınları konu eden tablolarında Degas, bu insanları her zaman görülemeyecek, dolayısıyla kolay kolay sergilenemeyecek enstantanelerde resmetmiştir. Degas resmettiği kadınları gördüğü gibi tuvale aktarmayı istemiştir. Örnek vermek gerekirse, Banyodaki Kadınlar adlı eserinde kadın banyodadır, sağ yanda ise tuvalet masası durmaktadır. Masa bir şekilde kadının görüntüsünü keser. Burada bir kez daha Degas kendisini ve izleyiciyi kadın imgesinden koparmaktadır. Kadın zeminin, bir başka deyişle çevresinin bir parçası konumundadır. Ressamın arzu ettiği de budur. Kadın cinsel bir obje değil, sıradan bir insandır. ...19. yüzyılın son 10 yılında Degas yavaş yavaş kendi içine kapanmaya başlamış, inzivaya çekilmiştir. 1890 senesinden itibaren dostlarını daha az görmeye başlamış, 1892'den sonra ortalıklarda hiç görünmemiştir. Sergilere artık daha az eser vermeye başlamış, ilerleyen yaşının getirdiği ruh haliyle de gitgide her şeyden elini eteğini çekmiştir. Yine de çalışma temposu eskisi gibidir. Akşama kadar stüdyoda resim çalışmaları, ardından da sadık hizmetkarı Zoe Clozio'nun hazırladığı sade bir yemek. Bazen de
Akşam yemeğine dostlarının evlerine giden Degas, yazlarını eski dost çevresiyle geçirmeye de devam etmiştir. Çağ dışı ressamların kısa aralıklarla ölmeleri Degas'ı yaşamdan daha da soyutlamıştır. Bertrand Morisot 1895'te, Toulouse-Lautrec 1901'de, Gauguin ve Pissarro 1903'te, Cézanne 1906 senesinde ölmüşlerdir. Bu ölümlere bir de ailesinden ve yakın dost çevresinden ölümler eklenince Degas'ın yalnızlığı katlanarak artmıştır. Ardından Dreyfus davası meydana gelmiştir. 1894 senesinde Alfred Dreyfus adında Yahudi bir Fransız ordu mensubu vatana ihanetten hüküm giyip Şeytanlar Adası'na sürgün edilmiştir. Dava ciddi bir politik hadise hüviyetine bürünmüş. Fransa, antisemitistler ve kraliyet yanlıları ile kilise karşıtı Dreyfus yanlıları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Degas davanın başından itibaren kraliyet yanlılarının tarafında yer almış ve antisemitist demeçler vermiştir. Aslında Degas politik görüş olarak aşırı sağa yakın bir antisemitist idi. Dreyfus hadisesinde de vatana ihanete dair bir kanıt bulunmamasına rağmen davanın seyrini belirleyen sanığın Yahudiliği olmuştur. Sonradan kararın tamamen hatalı olduğu anlaşılmış ve Dreyfus'u bir başına bırakmış olan dava düşürülmüştür. Üzücü olan nokta, Degas gibi bir sanat dahisinin ayrımcı bir siyasi akıma kendisini kaptırmış olmasıdır. Her ne kadar bu tutum Degas'a yakışmıyorsa da, bunu ressamın tabiatının bir parçası olarak görmek gereklidir. Ayrıca ne dostları ile ilişkisinde ne de resimlerine yönelik değerlendirmede ve resimlerinin o zamanlardaki satış performansında bu tutumun bir problem yaratmamış olduğu kanaatindeyim. ...1890'lı yıllarda Degas ilgisini sanat koleksiyonunu genişletmeye odaklamıştır. Bu derece yoğun bir ilgi, dostları arasında Degas'ın iflasa sürükleneceği kaygısını doğurmuştur. Satın aldığı tablolarla Degas, zamanının en önemli resim koleksiyoncusu haline gelmiştir. Gauguin ve El Greco tabloları satın almış. Delacroix ile çalıştığı bir sırada ona, "Satın alıyorum, durmadan satın alıyorum. Artık kendimi bu tutkudan alıkoyamıyorum." diyerek bu zaafını dile getirmiştir. 1895'ten sonra Degas bir başka tutkunun esiri olmuştur. Fotoğrafçılık. Eastman Kodak No. 1 model bir kamera satın alan Degas, şimdiye dek içinde var olan enerjiyi bu sefer de fotoğrafçılığa seferber etmiştir. Enstantane çekimlerinden haz etmediği için kendine bir tripod ve cam negatifler almıştır. Fotoğraflarını stüdyoda rötuşladıktan sonra geç vakitte çekiyor oluşu, Degas'a lambaların ve ay ışığının inceliklerini tanıtmıştır. İtinayla konumlandırmış olduğu modellerin uzun süre esrarlı bir mekanda konum değiştirmeden oturma zorunlulukları onlara hayali bir görüntü vermiştir. Fotoğrafçılık 19. yüzyıl ilerledikçe önem kazanmış olan bir daldı. Portre gibi geleneksel resim türleri için ciddi bir tehdit oluşturmakla beraber pek çok resimin üslubunda tesir sahibi olmuştur. Bir kısım ressam fotoğrafçılığı kestirip atmış ama fotoğrafçılık Degas gibi sıra dışı ressamların hareket konusunda yetkinleşmesine yol açmış ve bu yönde üretmiş oldukları eserlerdeki teknik ve estetik duygularının anlaşılmasında kilit rol oynamıştır. And this is the key to an understanding of some of the works that he was producing. What he liked about Degas'ı fotoğrafçılık konusunda cezbetmiş olan olgunun anın yakalanması olduğu kanaatindeyim. Resimlerini çizmek için stüdyosuna çekilmiş olduğundan elindeki fotoğraflar kadar kendi çekmiş olduğu taslak fotoğraflardan da faydalanabilmiştir. Pek çok çağdaşının aksine Degas, kendini yeniden keşfetme, resme taze yaklaşımlar getirme ve sıra dışı dışa vurum tekniklerinden faydalanma ihtiyacı hissetmiştir. İlerlemiş yaşı, kendinden önceki Titian'da veya sonraki Picasso'da rastlanan bu ihtiyaç hissini yok edememiştir. Uzun süre tedirgin edici olarak yaklaşılan eserleri tabuları yıkmıştır. İnce,
Ayhengsiz renk kullanımı zamanla izleyenlerde inanılabilirlik kaygısı gütmeyen ışıl ışıl bir cümbüş hissi yaratmıştır. Rus dansçılar gibi eserlerinde Degas, kendisinin de karşı konulamaz olarak nitelediği geleneklere aykırı renkler kullanmıştır. Son nüylerinde ve dansçı tablolarında da bu tekniği sürdürmüştür. Renkleri arasında kanarya sarısı, parlak pembe, yumuşak yeşil ve canlı mavi renkler ön plandadır. Resimleri bir biçimde dışa vurumculuğa kaymıştır. Renkli bir hareketliliğe meyleden suratlar ifadelerini yitirmiştir. 1880'lerde realizme sırt çevirmiş olan Degas artık yarış parkurları ile ilgisiz, belli belirsiz kırlık bir ortamda dolaşan jokeyleri resmetmeye başlamıştır. Üretimleri sıklıkla Henri Matisse'in resimlerini sezinleterek gitgide daha vurgulu ve ekonomik kaygılar gülen bir hal almıştır. ...1912-1917 seneleri arasında Degas inişe geçmiştir. Bir dostu enkaza dönmüş olduğunu yazmıştır. Yavaş yavaş ölmektedir. Tüm gayelerine ulaşmak isterken görme yeteneğini yitirip kör olmuştur. Dışarı çıktığında geriye dönmeden çok az bir mesafe gidebiliyordu. Daha önce oturmuş olduğu evlerden birinin önünde durup içine doğru bakar, fakat ev çoktan yıkılmıştır ve Degas bir boşluğa baktığını bile bilememektedir. Edgar Degas 27 Eylül 1917 tarihinde ölmüş, naaşı Montmartre mezarlığındaki aile kabristanına gömülmüştür. Ölümünün ardından eserlerinin satışlarının artması onun ölümsüzleşmesini sağlamıştır. 1911 ilkbaharında dostu Daniel Halby ile bir sergiye giden Degas, neredeyse kör gözleriyle dostuna, "Bildiğim resimlerde hala bir şeyler bulabiliyorum. Bilmediklerim ise bana hiçbir şey ifade etmiyor," demiştir. Halby'nin anlattıklarına göre Degas resimlerin önünde durmakta, onlara dokunmakta, ellerini üzerlerinde gezdirmektedir. Görmese de tuvallere özlemle dokunmak, bir ressama yakışan bir sondur bu.